Merhabalar, ben Nilgün Yetiş. Bu konuşmamda hedeflerinizi gerçekleştirmekte topraklanmanın, doğada olmanın öneminden bahsedeceğim. Özellikle liderler, daha çok ofis ortamında çalışanlar, yoğun çalışanlar çok fazla zihinde kalabiliyorlar. Zihinde kalmak da bedenden insanı koparıyor. Bedenden insanın kopması demek, duygularından kopması demek, kendiyle bağlantısının kopması demek, keyif aldığı şeylerden, haz duygularından, acıdan bir taraftan kaçması demek. Ve bir süre sonra çok fazla zihinde kaldıysanız, kalıyorsanız hedeflerinizin neden gerçekleşmediğini görmekte, yani bunu büyük ihtimalle hedeflerinizin gerçekleşmediğini ya da zaman aldığını görebilirsiniz. Zaman zaman videolarımı seyrediyorsanız şunu söylediğimi duymuşsunuzdur. Doğaya çıkın, temiz hava alın, nefes alın şeklinde. Bunun bir sebebi de topraklanma. Bunu 7 çakra sistemiyle açıklarsak, kök çakra bizim dünyayla, hayatla fiziksel anlamda bağ kurduğumuz ilk çakramızdır. Fiziksel olarak hedeflerimizin gerçekleştiği, ortaya çıktığını gösteren çakradır. Ve bedensel olarak da enerji ve elektriksel boşalmamızı da sağlayan çakradır. Bu nedenle büyük miktarda dışarıda, ne kadar çok dışarıda doğada olursanız, o kadar stresinizi attığınızı, rahatladığınızı, temiz hava, oksijen aldığınızı göreceksiniz. Keyif alacaksınız. Bu arada şöyle doğanın güzelliğini de göstereyim. Dışarıya çıktığınızda ağaçlara dokunun. Ağaçların bedenine yaslanın. Benim en çok sevdiğim şeylerden birisidir. Hatta başınızı bile yaslayabilirsiniz, sarılabilirsiniz. Yapabiliyorsanız iyi havalarda ayakkabılarınızı çıkarın, topraklanın. Bunun bedensel kilo açısından da çok faydası olduğunu duymuşsunuzdur. Yapılan bir araştırma, diyabet hastalıklarının lastik tabanlı ayakkabıların artmasıyla olduğunu, bir bağlantısı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle şunu önerirler, yogayla, beden çalışmalarıyla uğraşanlar. Günde en azından 15 dakika çıplak ayakla evinizde de olsa yürüyün. Bu hani taş zeminlerde daha çok, belki laminat da elektriksel akım olmayan noktalarda sıkıntı olabilir ama mümkün olduğunca kendinize günlük elektriksel deşarjı yapmayı sağlayın. Bunun en güzel yollarından birisi dediğim gibi doğaya çıkmak, doğada yürümek, toprağa basmak, toprakla uğraşmak. Bunun yanında meditasyon yapabilirsiniz. Kök çakra çalışmaları, kök çakra meditasyonları yapabilirsiniz. Hedeflerinizi belirleyip bunu doğaya bırakabilirsiniz. Bu biraz daha enerjisel bir çalışma. Ama bu tür çalışmaları yaptığınızda göreceksiniz ki çok daha bedeninizde olduğunuzu, çok daha bu dünyada olduğunuzu, daha fazla zihinde ve çevrenizde böyle kafanızda dolaşıp duran düşüncelerle kendinizi boğmadığınızı fark edeceksiniz ve daha neşeli olduğunuzu, daha neşelendiğinizi göreceksiniz. Bu tür paylaşımlarımdan daha fazla faydalanmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmanızı ve daha önceki videolarımı da seyretmenizi öneririm. Bunun yanında web sitemi ziyaret edebilirsiniz. www.nilgunyetis.com. Buradan bültenime abone olabilirsiniz. Size özel kampanyalarımdan, çalışmalarımdan, bireysel ve kurumsal koçluk çalışmalarımdan faydalanabilirsiniz. Özellikle yüksek hedefleri olan, potansiyeli yüksek liderler ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen bireyler ve kurumlarla çalışıyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Keyifli ve hedeflerinizin gerçekleştiği, keyifle gerçekleştiği, doğayla bütünleştiğiniz, doğaya saygılı ve anlamlı hayatlar, işler kurduğunuz zamanlar dilerim. İyi günler.